Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve sıhhatlisinizdir. Arkadaşlar, göz kamaştıran mezarı keşfedilmeseydi, Kral Tutankamon tüm dünya tarafından böylesine tanınır olmazdı. Ve bu gizemli uzay taşı da denen sarı taş hiçbir zaman ortaya çıkmayabilirdi. Tutankamon, M.Ö. 1332 ile 1323 yılları arasında hüküm sürdü. Ay ismindeki kraliyet danışmanı, genç kralı adeta bir kukla gibi kullanmıştı. Bu kadar kısa süreli hükümdarlığı sonunda Tutankamon'un ani ölümü, ortaya sürülen sayısız teoriye rağmen gizemini hala koruyor. Sıtmadan mı öldü, kırılan ayağı kangren mi oldu, belki de bir su aygırı yaralamıştı, bu yüzden öldü. Kral Tutankamon öldüğünde sadece 19 yaşındaydı. Bu vakitsiz ölümünün sebebi üzerine çok sayıda araştırma bulunuyor ve tahminler yürütülüyor. Hipotezler arasında kraliyet baş danışmanı Ay ve diğer yakın danışmanları tarafından suikaste uğraması en çok konuşulanlarından. Fakat konuyu fazla uzatmadan şimdi isterseniz asıl konumuz olan Tutankamon'un kolyesinde bulunan sarı taşa dönelim. Tutankamon'un mezarı Krallar Vadisi'nde bulunmuştur. 4 Kasım 1922 yılında İngiliz arkeolog ve Mısır bilimci Howard Carter mezarlığa giden 16 basamağı keşfetti. Ertesi gün merdivenlerin tamamı açığa çıkarken Kasım ayı sonunda Carter mezarlık ve yanında bulunan diğer odaları keşfederek mezarı açmış oldu. Mezarlığın içerisinde farklı odalarda yer alan 3500 adet parça eşya bulunması ile Carter, saray yaşamı hakkında bize önemli bilgiler sunmuş oldu. İlk kez 1992 yılında girilen mezarda Tutankamon'a ait elbiseler, kumaşlar, süs eşyaları, tütsü, gemiler ve çok sayıda farklı türden böcek bulundu. Mezarlıkta bulunan odalarda ayrıca sandalye, mobilya, oyuncak parçalar, yiyecek ve içecek stokları, altın, seramik kaplar, at arabası ve askeri teçhizatlar bulundu. Fakat bunların arasında öyle bir şey vardı ki inanılmaz bir şekilde bulunan onca altın eşyanın arasında "Ben buradayım" diye sarı sarı parlıyordu. Bu Tutankamon'un kolyesinde bulunan böcek şekli verilmiş sarı bir taştı. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Mısır Medeniyetleri Müzesi'nde 1996 yılında araştırma yapan İtalyan arkeolog Vincenzo de Michel, Tutankamon'un kolyesinde bulunan bu sarı renkli taşı incelemeye aldı. De Michel, değerli bir taş olduğu varsayılan bu kolyenin aslında camdan olduğunu ve Mısır uygarlığından dahi çok daha önce yapıldığını ortaya çıkardı. Bu tespit arkeologlar arasında şaşkınlık yarattı. Mısırlı jeolog Ali Bereket de söz konusu cama oldukça benzeyen taşların Sahra Çölü'nün gözden ırak bir bölgesinde kumun içine karışmış şekilde bulunduğunu söyledi. Tutankamon'un kolyesini süsleyen bu taşın nereden geldiği, kimler tarafından şekillendirildiği ise bir soru işareti olarak kaldı. Çünkü herkesin taş sandığı aslında farklı bir cam türü olan bu sarı minerali Tutankamon'a kim işlemiş ve vermiş olabilirdi? Avusturyalı astronom Christian Kober söz konusu camın ancak çok yüksek bir sıcaklıkta meydana gelebilir. Bu sıcaklığa ise yeryüzünde ulaşmanın mümkün olmadığını öne sürdü. Kober camın uzaydan dünyaya geldiğini iddia etti. Ancak camın bulunduğu bölgede meteor düşmesine kanıt sağlayacak herhangi bir bulgu yoktu. Mısırlı uzman Ali Bereket, Tutankamon'un kolyesindeki taşın aslında Sahra Çölü'nde bulunan bir cam olduğunu ortaya çıkarsa da kafa karıştıran bazı şeyler vardı. Evet, aslında bir camdı. Fakat bu camın oluşabilmesi için
1800 santigrat derece bir sıcaklık gerekiyordu. Peki bu sıcaklığı dünyada oluşturabilmek mümkün müydü? Kesinlikle mümkün değildi. Bu sıcaklığın oluşabilmesi için minerallerin bulunduğu bölgeye oldukça büyük bir göktaşının çarpması ya da atmosfere giren bir göktaşının büyük bir patlama ile bu sıcaklığı oluşturması gerekiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden jeofizikçi John Wasson da buna benzer söylemlerde bulundu. Camın solüsyonunun Sibirya menşeili olduğunu öne sürdü. Wasson, uzaydan gelen göktaşlarının daha önce gökyüzünde şiddetli patlamalara yol açtığını ve benzer bir patlamanın da Mısır çöllerinde gerçekleşmiş olabileceğini söyledi. Fakat ne ilginçtir ki bölgede ne bir göktaşı çarpmasına ne de bir göktaşı patlamasının oluşturacağı bir bulguya rastlanamadı. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Sandia Ulusal Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları bilgisayar ortamında bir simülasyonla patlama oluşturdular. Patlamanın yüzeyde 1800 santigrat derece bir sıcaklık yaratacağını gözlemlediler. Sonuç olarak da Tutankamon'un kolyesindeki camın oluşması için atom bombasının on binlerce katı büyüklüğünde bir patlamanın gerçekleşmiş olması gerektiğini söylediler. Şimdi esas soru, bu şiddette ulaşacak patlamanın yeryüzündeki kaynağı ne olabilir? Eğer Sahra Çölü'nde böyle bir patlamanın izleri yoksa, bu taşı buraya kim getirmiş olabilir? Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer buraya kadar izlediniz ve abone değilseniz, abone olmanızı ve beğendiyseniz videoma beğeni ve yorum bırakmanızı rica ederim. Buna benzer başka içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.